Şimdi geçelim muhalefetin kendi içindeki bütün bu tartışmalar filan biliyorsunuz adaylıkla ilgili. Bu aslına bakarsanız bir Hızır idi Yunus idi haberi. Yani aday belli olsaydı bu kadar tantana olur muydu bu kadar yıpranırlar mıydı ondan emin değilim. Hani aday yıpranmayacak onu kollamamız korumamız lazım diye açıklamıyorlar filan ya. Şimdi Bülent Kuşoğlu CHP Genel Başkan Yardımcısı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı reddedilirse masa, masa dağılır dedi. Ben bilmiyorum hangi akla hizmet etti. Ya hakikaten yani bu ya CHP'nin içinden çıkan şu seslere bakın. Bu insanların siyaset profesyoneli olduğunu düşünün. Buradan ekmeğini çıkarıyor bu insanlar. Efendim ve geleceğe dair bir sözde Türkiye'nin önüne bir vizyon koyacaklar. Bir şey yapacaklar. Ama tabii bu nereden kaynaklanıyor? Parti içinden bir kendi şahıslarının bakış açılarından mı? Onu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarısıyla anlıyoruz. Demek ki kafalarına göre hareket ediyorlar. Kılıçdaroğlu bir susun talimatı vermiş. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir? Bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Karşı çıkarlarsa masa dağılır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığı altılı masada reddedilirse masa dağılır sözleri siyaseti ısıttı. Bu açıklamadan sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarına liderlerin alacağı kararlarla ilgili konuşmama talimatı verdi. İstanbul'dan da ittifaka bağlılık mesajı Altı lider bir aradayız. Beraber çalışıyoruz. Zaman zaman duyarsınız. Yok kriz çıktı. Yok kavga çıktı. Yok şunu yaptılar. Yok bunu yaptılar. Emin olun bunların tamamı Fasafiso. Hiç bunlara inanmayın. Adayımız Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu bir yıl önce Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığını ilk dillendiren isimdi. O sözlerden sonra CHP lideri de diğer muhalefet liderleri de kararın altılı masada verileceğinin altını defalarca çizdi. Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık açıklamasının estirdiği soğuk rüzgar Ankara'da iki liderin buluşmasında dağıldıktan iki gün sonra Bülent Kuşoğlu Hürriyet Gazetesi'ne konuştu. Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir? Bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplumda demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda altılı masa ve onu meydana getiren partilerin sayın genel başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur. CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığı reddedilirse masa dağılır cümlesi sonrası CHP sözcüsü Faik Özsırak adaylıkla ilgili açıklama yetkisi genel başkanlardadır dedi. CHP lideri de tüm milletvekili ve kurmaylarına liderlerin alacağı kararlarla ilgili ...konuşmama talimatı verdi. Kazanacak bir adayımız, tecrübesi olan, devlet tecrübesi olan bir adayımız olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır kriterlerinizde? Ama yani bu şimdi çok iyi bir soru olmadı. Bu arada altınlaması olarak herhalde artık isimleri konuşmaya başlayacaksınız. Bolu'da bir kardeşiniz var, aklınızın bir kenarında bulunuversin sen <laughs> gelinmesin. <laughs> CHP liderinin adaylığa hazırım sözleri sonrası kazanacak aday vurgusu yapan Meral Akşener... ...CHP'nin disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la birlikte... Bolu'da açılıştaydı. Özcan'ın adaylık talebine yorumu da çarpıcıydı. Meral abla benim adım unutma. Şimdi herkesi komaya sokayım unutmayacağım. bir önceki haberle ilgili e, bir soru gelmiş izleyicilerimizden. E, ne fark var? Şangay İşbirliği Teşkilatı ile Avrupa Birliği arasında diye basitçe açıklayayım. Bizim takımlarımız şu anda UEFA Kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde pek giremiyoruz son zamanlarda biz doğru düz çalışmıyoruz futbolda ama neyse yakında inşallah olur. Ama Avrupa kupalarında mücadele ediyor. Dün akşam da başarılı sonuçlar alındı değil mi? Ve senelerdir bunu yapıyoruz ve hayatımızın nasıl bir parçası. UEFA kupalarında, UEFA'nın Avrupa kupalarında oynamak yani Avrupa futbolunun içinde olmak ne demek bir düşünün. İşte aradaki fark bu. Burada UEFA'da değil de yakında Asya Ligi'nde bir yerlerde oynamak demek. Asya Konfederasyon, e, Futbol Konfederasyonu filan neyse işte. UEFA'da değil yani bugün mücadele ettiğimiz takımlarla değil, baş ettiğimiz takımlarla değil de orada oynamak demek futbolu bunu iyi düşünün. Bir de bu açıdan düşünün ya Avrupa Birliği, Şangay filan diye düşünmeyin. Bak hayata başka türlü oturuyor böyle baktığınız zaman. Bunu kabul edebilir misiniz? Vazgeçebilir misiniz yani Avrupa Kupalarından? sembolize etmeye çalışıyorum. Ekonomi tabii çok daha önemli. Orada çok daha fazla zararı olur bize. Veya hukukta veya adalette veya demokraside, özgürlükte ifade de şunu da bunu da ifade özgürlüğünde.